Tüm çalışan emeklilerin maaşından kesilecek. Çalışan emekliye kötü haber geldi. Tüm çalışan emeklilerin maaşından kesinti yapılacak. Türkiye'de 1.650.000'e yakın SSK Bağkur emeklisi hem yaşlılık aylığı alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi kapsamında başvurusu alınan 1.9 milyon vatandaşın 750.000'i sosyal güvenlik destek primine tabi işe devam ediyor. Emekli aylığı bağlananların yeniden çalışması durumunda sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Kamuda 4A kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarından kesinti yapılıyor. Türkiye'de 1.650.000'e yakın SSK Bağkur emeklisi hem yaşlılık aylığı alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. EYT'ye başvuran 1.650.000'inin emeklilik işlemleri tamamlanmış durumda. SSK Bağkur veya emekli sandığı statüsünde emekli olanlar destek primi ödeyerek 4 alı, SSK olarak çalışmaya devam edebiliyor. İşçi olarak çalışanlardan prim kesiliyor. EYT ile emekli olanların büyük bölümü dilekçe verirken, aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Emekli aylığı bağlanıp yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışması durumunda sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. İşçi olarak çalışanlardan prim, memurlardan da emekli aylığından kesinti yapılıyor. Emekli çalışan net asgari ücretine işveren payı ve iş kazası primi dahil edilmiyor. Emekli aylığı bağlanıp çalışmaya devam edenlerden destek primi kesintisi yapılıyor. Kamuda çalışmaya başlayanların aylıklarında kesinti. Memurların emekli olduktan sonra çalışmaya başlamalarının çalıştığı iş yeri statüye göre farklı sonuçları bulunuyor. Özel sektörde çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmiyor, destek primine tabi olarak çalışılabiliyor. Ancak, kamuda 4A kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarından kesinti yapılıyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi, SGDP nedir? Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet aktine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir. Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada hangi kanun hükümlerinin ve maddesinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.